salamlasa bu dersimizdə artıq peyitlik koordinamaya başlayabilirim. Əvvəl zaman olan serverimizi aktivləşdiririk. Məndə olan server artıq aktivdir. Siz de üzerinde 2 dəfə klikləyərək aktiv edə bilərsiniz. Olan server aktiv olduğu zaman burada gördüyünüz ikon yaşlı rəngdə olacaqdır. Və daha sonra olan serveri keçən dəfə quraşdırmışdır yadınızdansa. Yəni olan serveri quraşdırdığımız qovluğa daxilələrin. Tabii lokal diskten yani C diskinde vampin içerisinde quraşdırmışdıq. Biz de PHP fayllarımızı vampin içerisindeki www kolluğunun içerisinde yazacağız. Yani burada iş masasında index.php ya da herhangi bir PHP faylımızı iş masasında yaklaşabilmeliyiz. Saxlayabilmeliyiz. Əks təqdirdə serverimiz bunu çalışdıra bilməyəcək. Bunun üçün yəni vampin içərisində www qovluğunun içərisində yerləşdirmək, saxlamaq lazımdır. Və qovluğa daxil olduqdan sonra test adında mən bir qovluq yerini açdım. Siz də test adında bir qovluq açın və daxil olun. Və daha sonra bunun içərisində index.php adında bir fayl açalım. Əvvəla bilməlisiniz ki, hər bir PHP faylının uzantısı sonluğu PHP ilə bitməlidir. Faylı yaratdıqdan sonra Notepad editoru vasitəsilə açalım. Sizə də bu editoru məsələ görürəm. Olduqca sürətli kod yazmağınıza imkan yaradır. Və faylımızı açalım. İndeks.php faylımızı açdıqdan sonra burada kodlamadan Azərbaycan TV8 kodlaması ilə çünki Azəri dilində yani Azərbaycan dilində sözlər yazdığımız zaman yani Azəri hərflərini tanımaya bilər, düzgün yazamaya bilər. Bunun üçün həmişə buradan kodlamanın UTV8 kodlaması bombsuz və yaxud da ki UTV8 kodlaması seçməyiniz və səhətliyiniz. Və seçdikdən sonra burada artıq PHP kodundan başlaya bilərik. PHP kodları gördüyünüz PHP açılış və qapanış etiketləri arasında yer alır və burada da PHP kodlarını yazırıq. Və burada gəlin bir hər zamanda yadınızdan çıxarmayın ki, bu etiketlər arasında PHP kodları olmalıdır. O da bunun içərisində sadəcə HTML kodu yazanmasınız. Məsələn, burada durub da bir HTML başlıq etiketini yazdığınız zaman bunu yorumlayıcı oxuyan da xəta verəcək. Gəlin bir yoxlayacaq, xəta verəcəkmi? Buradan browserimizi açın və adres çubuğunda localhost yazın. Və lokalaşdığımıza daxil oluruq. Oradan da uproject, yəni bizim projelerimiz və burada test adında bir qovluq açmışdıq. Ona daxil oluruq. Və gördüyünüz kimi parse error, syntax error. Syntax xətası verdi. Bunun səbəbi sizə dediyim kimi burada durub da HTML kodlarını bu cür yaza bilməliyik. Nasıl bu yazılış ne olacak? PHP'de yazdırma funksiyası var. Echo funksiyası. Bu funksiyaya vasıtasıyla biz demeli ekrana yazını yazdırabiliriz. Size Echo hakkında gelecek dersimizde çok geniş məlumat vereceğim. Sadece bugün istifade edelim. Ve bura salam dünya yazar. Və yoxlayalım, gərək salam dünya ekrana yazacaq dünya. Və gördüyünüz kimi ekrana salam dünya yazdı. Bir karakter xətası verdi. Bu niyə verdi? Buradan ötürü 8 kodlaması seçib yerindən yoxlayaq. Hə. Və ekrana salam dünya yazdığını
yazmış olduk. PHP'de bir de yazılış kaydaları vardı. Yani yazılış kaydaları nedir? Mesela PHP'de her zaman kodların sonu nökteli virgül ile bitmeli. Yani ekstensim nökteli virgül ile bitmediği takdirde hata verebilir. Eğer kodumuz tek satırdan ibaret ise, gördüğünüz gibi eğer tek satırdan ibaret ise, bu zaman nökteli virgülden istifade etmesek de olur. Ancak bir nece satırdan ibaret olduğu zaman nökteli virgülden mütlak istifade etmeli. Gelin bir yokluğa gireyim bu nökteli virgül niye istifade olmuş. Mesela bunu sileyim ve burada yine echo hata verecek. Yani buna ve bunu yoklayalım. Ve gördüğünüz gibi hata verdi. Bunun sebebi burada kodun sonunda nökteli virgülden istifade etmemeliyiz. Eğer nökteli virgülden istifade etmeseniz hata verdi. Her zaman bunu yazınızda saklayın. Kodun sonunda nökteli virgülü istifade edin. Eğer yine de sonda yer alırsa kodumuz, bu zaman da nökteli virgülü istifade etmesek de olur. Ama yine de sizler ihtimale karşı nökteli virgülden istifade edin. Ne diyelim ise HTML kodlarını ben gördüğünüz gibi yazmıştık ve hata verdik. HTML kodlarını biz ne istifade edeceğiz? Ben onu da size anlatmak vereyim. PHP başlangıç ve bitiş tekliflerini yazarım. Ve burada yine echo. Ve yine bir E1 etiketini yazalım ve içine yine buradan salam dünyayı kopyalar ve buraya yazalım. Ve bu zaman ve başlık şeklinde yazdım. Bunu verecek. Ben HTML kodları içerisinde ve diğer bir şey de yazması bağışlayın onunla deyin. Mesela E1'e class verdiğimiz zaman yani tip tırnak içerisinde stil diyelim ona mesela ve gördüğünüz gibi böyle bir stili kara renkte göster. Bunu göstermenin sebebi class'ı tip tırnakla yazmamızdır. Eğer echo'da tip tırnaktan istifade edilirse bu zaman HTML'in içerisindeki yani bu klasları veyahut da aleyküm fark etmez burada verici her neyse burada tip tırnaktan yok tek tırnaktan istifade etmelisiniz. Yok eğer mesela echo tek tırnakla yazılırsa bu zaman da tip tırnaktan istifade etmelisiniz. Eksi takdirde bu hata verir. Çünkü kodun başlangıcı ve bitişi bilinmez. Bunu da her zaman yanınızda saklayın. Echo'nu burada tip tırnaktan istifade etmişsiniz. Buradaki HTML etiketlerinin içerisindeki elementler olmalı diye tanımlamalı. Elementleri elemanları tip tırnaktan yok. Eğer burada tip ise burada tek olacak. Yine burada tek ise yine burada tip olmaz. Bunu her şey yanınızda saklayın. Başka ansızlarsı diyebilirim size. Bir de açıklama sätirlerini deyim. Ya da açıklama sätirini gelen derste diyelim. Olduqca uzanlı video. Gelen derste görüşmek üzere. Helalik.